Hanımlar beyler, yeni bir NBA 2K build videosuna hoş geldiniz. Bu build videosunuzda PG'den center yapmayı göstereceğim. Bu build ile quadruple double'ı yapmak oldukça basit. Hemen gelin videoya başlayalım. Öncelikle point kartı alıyoruz. Kol fark etmez. Numara fark etmez. İstediğiniz yazabilirsiniz. Pasta diliminde kırmızının çoğunlukta olduğunu alıyoruz. Şimdi burada isterseniz en üsttekini alabilirsiniz. Bu pek görmüş galiba. Ben bunu açarken daha önce şu anda onu kullanıyorum. En üsttekini vertical 70'lerdeydi. Şimdi 81 olmuş. Aynen, bu da 95'lerde vertical'dı. Bu gene değişmemiş. Ben burada siz isterseniz 95, 94, 81 olan veyahut da 91, 90, 95 olanı alabilirsiniz zıplamanın. Ben burada zıplamanın çoğunlukta, yani vertical'ın çoğunlukta olduğunu tercih ediyorum. Siz en üsttekini de alabilirsiniz fiziksel profilden. Şimdi hemen başlıyoruz. Ben bir vereyim bunları. altı tane rozet burada 16 olacak şekilde ayarlıyorsunuz. Shooting'e vermiyoruz. Shooting'e gerek yok şu anda. Onu en sona bırakacağız. Rozetlerimizi de tamamlıyoruz. Burada düşürebildiğimiz kadar düşürelim. Bu ondan sonra defansif rozete geçiyoruz. Ve hepsini fulluyoruz. Şimdi buradan gelen playmaking'den düşüyoruz. Dokuz tane buradan alıyoruz. Evet. Bu şekilde yapıyoruz. Siz bunu durdurup da bakabilirsiniz. 30 tane defans, 9 tane playmaking, bir shooting. Zaten shooting'e vermedik. 16'da finishing alıyoruz. Siz dediğim gibi burada defansı da pardon, playmaking'i de arttırabilirsiniz 11'e, ama ben bu şekilde kullanıyorum bunu. Body shape istediğinizi alabilirsiniz. Herhangi bir özelliği yok. Ben kompak aldım. Boyu en yükseğe çekiyorsunuz. 6-8'e. Kiloyu en düşük yapıyoruz. Hızımız artsın diye. Kol uzunluğunu en yükseğe çıkarttığımızda bakın finishing'de zaten 89-94 oldu. Driving dunk'la standing dunk. Burada elitleri rahat alabiliyoruz kontak tanklarda. Bir de PG olduğu için PG'lerini de açabiliyoruz. İyi, güzel smaçlar oluyor. Defansife bakıyorsunuz. İşte hepsi 90'larda, 87'lerde. Bir tek interior defans biraz düşük kaldı. O da çok önemli değil. Burada takeover modunda istediğinizi alabilirsiniz ama ben Lockdown Defender'ı alıyorum. Biraz daha iyi defans yapıyor. Ve Two Way Finisher çıkıyor. Ufak test edelim. Bir bakalım şeyle bu itleri şeyi gösterelim. Bu itleri de. Sonra videoyu sonlandıralım. Burayı fulluyoruz. Finishing'de olmazsa olmaz rozetleri ben hemen yapıyorum. Şimdi bunlar olmazsa olmazımız. Bunun üzerine de ben şu şekilde kullanıyorum. Siz istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Lob City Finisher'la akrobata verdim ben.
Defansta Sliper Hoppala mutlaka verin. Zaten bir tek ona vereceğiz. Başka vermeyeceğiz. Defansta Downhill, Quick Four Steps ve bu geri kalanı istediğinize verebilirsiniz. Önemli olan bu ikisi. Ben bunu Timer'a veriyorum. Veya siz şöyle de yapabilirsiniz. Veyahut da böyle bu şekilde de yapabilirsiniz. Break starter rebound aldıktan sonra uzun toplarda çok iyi. Ama ben arkadaşlarla oynadığım için bunu onlar da üçlük atsın veya sayı atsınlar diye dimer'a çekiyorum. Siz de böyle kullanabilirsiniz. Defansifte rebound chaser, rim protector. Ben bunu gold'da kullanıyorum. Pickpocket. Clumps'ı fulluyorum. Intimidator'ı fulluyorum. Önemli olanlar şöyle göstereyim. Önemli olanlar bunlar. Ama bunu böyle fulleyebilirsiniz. Ben hemen kendi rozetlerimi göstereyim size. Ben bu şekilde kullanıyorum. Buna da warm'a veriyorum. Pardon. Bunu da chase down'la veriyorum. Ben bu şekilde kullanıyorum ve gayet de memnunum. Post move'u aldığımın nedeni interior iyi olan adamlar yani omuz posta yatan adamlara karşı dirençli duruyor zayıf olduğumuz için. Defansif hem benim hem de diğer arkadaşların defansif rozetlerini arttırıyor şey güçlerini. Ama buna vermek istemiyorsanız burada box bu şekilde de yapabilirsiniz. Bunlar gold'da iyi çalışıyor veyahut da bu şekilde de olabilir. Karar tamamen sizin. Ben hemen kendi rozetlerimin olduğu yere çekiyorum. Evet, build'imiz bu kadar. Bu build'i alın. Kesinlikle pişman olmayacaksınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmadıysanız abone olarak bana destek verir. Yorum ve önerilerinizi videonun altına bırakabilirsiniz. Videoya da beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Yeni bir build videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın.